Merhaba ikilerim, kanalınıza hoş geldiniz. Yarın saat sabah 8'de Azerbaycan saatiyle de 9'da güneşimiz hobimizin bize askerlik öncesi hediyesi olan On The Street şarkısı çıkıyor. Şarkı idolü ve sanatçı olma yolunda ilham kaynağı olan J. Cole ile bir düet. Sabırsızlıkla bekliyorum. Dünden bu yana aslı nedir diye sorduğunuz Namjoon olayına değinelim hadi. Namjoon'da da diğer üyelerde de öyle ünlü egosu yoktur bilirsiniz. Namjoon korumasız gezen, halka açık yerlerde bisiklet süren, parklara giden, metro, otobüs gibi toplu taşımayı kullanan biri. Ama saygı yok ki. Dün yani 1 Mart'ta CBS tarafından bir haber yapıldı. Korail diye bir demir yolu şirketi çalışanı Namjoon'un bilgilerine tam 18 kere izinsiz erişim sağlamış. 2019 yılından bu yana Namjoon'un seyahat bilgileri, biletleri ve kişisel bilgilerine erişebiliyormuş. Buna sistemde kayıtlı olan telefon numarası ve adres bilgileri de dahilmiş. Sisteme ulaşması kolay olan bir çalışan olduğu için tam 3 yıl kimsenin ruhu duymadan devam etmiş bu tacize. Ulaştığı bu bilgileri tanıdıklarına veriyormuş. Mesela koltuk bilgilerini veriyormuş, onlar da Namjoon'a yakın koltuklardan bilet alıyormuş. Korkunç bir şey değil mi bu sizce de? Adres bilgileri ve telefon numarasını verdiği kişileri bir düşünün. Bilmediğimiz neler var kim bilir. Tam 3 yıl boyunca kişisel bilgileri kullanılmış çocuğun. Haberi gören Namjoon da makale görüntüsünü hesabından paylaştı. Evet, o işaretler çok şey anlatıyor Namjoon. Haberin üzerine demiryolu şirketi çalışanın uzaklaştırma aldığını açıklamış. İşten hemen kovulup hapse atılmalıydı oysa ki. Beckett bugün konu hakkında açıklama yaparak kişisel bilgilerine izinsiz bir şekilde ulaşan bu çalışan için işlem başlatacağını duyurmuş. Hayatını karartın onun. Hayır, bir de haberde adını vermiyorlar. A kişisi diyorlar. İfşa edin şunu da Armin'in eline bir geçsin, baksın bakalım nasılmış birini taciz etmek. Tapınakta yaşadığı olayı hatırlarsınız. Oraya arkadaşlarıyla gidip keşişle sohbet etmiş ve bağış yapmıştı Ocak ayında. Kısa süre sonra bu sohbet, yapılan bağış ve birlikte çekilen resim tapınak müdürü tarafından medyaya ifşa edilmişti. Sonrasında Namjoon da Instagram hikayesinde bazı şeyler gizli kalmalıdır tarzı bir yazı yazarak ve tapınak ziyaretinde çektiği fotoğraflardan oluşan postu silerek tepkisini dile getirmişti. Az saygı Kore'ye, az saygı, yıldım sizden. Uzun zamandır bu çocukların güvenliğinde sorun var. Jimin'in posta kutusu olayı, JK'in peşinde habire dolanıp sevgilisi var dedikodusu çıkarmaya çalışan manyakları biliyorsunuz. Şirketin hayva olduktan sonraki güvenlik açıkları bir tarafa, son zamanlarda olanlarla daha da iyi anladığımız bir şey varsa o da Kore halkının ünlülerin kişisel alanlarına zerre saygı duymadı. Çok korkutucu bu. Umarım suçlular cezasını bulur ve şu şirkette BTS olmadan bir halt olamadığını o kafasına sokup kendini toparlar, güvenliği arttırır. Sizin de konu hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Sizi morluyorum ikilerim.